Kardeşim komünizme mücadele işte bilimle olur. İnşallah şimdi. Darwinizmi çökertirsen komünizmi çökertmiş olursun. Ben özellikle geniş planda tutuyorum ama işin doğrusu Darwinizm çöktüğünde komünizmde bir şey kalmaz. Ama devlet Darwinizmi destekliyor şu an. O zaman çok zor oluyor işimiz tabii. Bir hayli zor oluyor. İnşallah. Sayın Adnan Oktar, tek soru ve tek cevap istiyorum lütfen diyor. Sizin samimiyetinize inanıyorum diyor. Şu soruma cevap verme nezaketini göstereceğinizi düşünüyorum diyor. Mehdi Aleyhisselam Arapça konuşmayacak mıydı? Peygamberimiz Arapça konuşmayacak diyor. Arapçayı bilmez diyor. İnşallah. Peygamberimizden aldığımıza göre bilgiyi. Değil mi? Evet. Peygamberimiz diyor. Ama talebelerinden Arapçayı bilenler vardır diyor. İnşallah. Ama Arap olmayacaklar diyor talebeler. İnşallah. Bak talebeler Arap olmayacak ama Arapçayı bilenler olacak diyor. Fakat Mehdi Arapçayı bilmez diyor. Mühim bir detay olarak onu belirtiyor. Yani Cübbeli diyor ya Mekke'de Medine'de yaşayacak. Ulan Mekke'de Medine'de olsa Arapça bilmez olur mu? Ana vatan olmuş oluyor zaten. Evet. Demek ki Mekke'de Medine'de değil ki Arapçayı bilmiyor. Evet. Tabii inşallah. Değil mi? İnşallah. 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 Mesut Güler, merhaba Adnan Bey. Adnan Bey'le başladım mı? Bin ki ilgi bir şey vardır. Herkesin eşit olması komünizm sizce çok mu kötü? Tabii kötü. Müslüman komünist hiç mi olmaz? Tabii ki olmaz. İlla Marx'ın din bir afyon gibidir sözüne tüm komünistlerin uyması mı gerekiyor? Zaten o zaman komünist olmaz. Yani eğer Marksizmi değiştiriyorsa, evet. Leninizmi değiştiriyorsa başka bir ideoloji olur. Revizyonist, oportunist olur, başka bir şey olur. Zaten şu anda da devletin dini yok. Cumhuriyet rejiminde, komünizm rejiminde de devletin dini yok. Bir şey fark etmeyecek ama devletin dini yok ama devlet dine düşman değil. Komünizmin devlet dine düşman, resmi olarak düşman. Evet inşallah. Değil mi? İbadethaneler yeni olacak, bir şey değişmeyecek. Ya komünizmi hiç tanımıyorsun o zaman. Olur mu? Rusya'da hatta şu Budist rahipleri falan bile, o garibanları bile kitle halinde öldürdüler. Hristiyan rahipleri, Müslüman din alimlerini, hatta seyitlerin listesini çıkartmışlar. Benim dedem de içinde 3. sırada asacaktılar. Dedemler hicret etti Türkiye'ye. Peygamberimizin soyundan seyitleri tespit etmişler Rusya'da. İsim isim. Dedem 3. sırada asılmak üzere. Onlar da hicret edip kurtulmuşlar ellerinden. Değişecek olan tek şey herkes ekonomik olarak eşit olacak. Şimdi ekonomik olarak eşit olacak. Bu Mehdiyet'in inancıdır. İnşallah. Mehdiyet'ten alıntıdır. Mehdiyet'te sevgiyle, özgürlükle, baskı olmadan ekonomik eşitlik sağlanıyor. Komünizm sahte Mehdiyet'tir. Mehdiyet'in Allahsız, kitapsız uygulamasıdır. Mehdiyet, Allah'ı seven, Allah'a aşkla bağlı olan bir dünya güzelliğidir. Bu dünya güzelliğini komünizm tam tersini çevirmiş, şeytani, Allahsız, kitapsız, sosyal adalet. Ulan Allahsız, kitapsız olduktan sonra, manevi değerleri yok ettikten sonra, sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, namusu, aileyi, her şeyi ortadan kaldırdıktan sonra, ekonomik özgürlük versen ne olur? Yiyecek versen ne olur? Adam çorba denizin içinde geçse ne olur? Tabii zaten ki. Deccal çorba denizi meydana gelecek. Çorba dağları yapar diyor hadiste peygamberimiz. İnşallah. Yemek dağları oluşturur diyor. Ama Müslüman onun içinde boğulur. Müslüman yemekle yaşamıyor, imanla yaşar. Evet. Tabii. İmanı gittin mi, sevgi gittin mi, kardeşlik gittin mi, dostluk gittin mi geriye kokuşmuş, ölmüş, İğrenç bir sistem kalır. İşte biz de bunu istemiyoruz. Siz bir işçiyle, bir memurla eşit olmak istemez misiniz? Bunu sağlayacak olan Mehdi'dir, Mehdiyet'tir. Mehdiyet'ten çalmıştır Marx. İnşallah. Okumuştur Tevrat'ta Mehdi'nin vasıflarını. Tevrat'ta çok uzun anlatılıyor.
sosyal adalet olacağı, ekonomik eşitlik olacağı, onu görünce ben bunu uygulayayım dedi. Ama nasıl uygulayayım? Allahsız, kitapsız uygulayayım dedi. Şeytanın etkisiyle Deccal sıfatıyla ortaya çıktı. Deccal Mehdiyet'in zıttıdır. Mehdiyet'i Allahsız, kitapsız uygulamaya kalkana Deccal denir. Allah'ı aşkla severek Allah coşkusu uygulanana da Mehdiyet denir. Şu an Mehdiyet'le Deccaliyet'in savaşı var, mücadelesi var, fikri.